Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuyla demek isterdim ama maalesef bugün muhabbet, sohbet, söyleşi ve yapmış olduğumuz yani otogarlı map'te neredeyiz, neler yaptık yani onları sizlerle beraber yani paylaşacağım. Tek değilim tabii ki. Yani Volkan abi burada, yani Umut burada. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne Merhabalar herkese. yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz Teşekkürler. umarım. İyi. Eksik olmaz. Hala çalışmalara devam ediyoruz. Bir yandan yapıyoruz, bir yandan Evet. test ediyoruz. Evet. Umut sende nasıl durumlar? Yani Emirhan Bende da de aynı. aslında hani çağırmak isterdim ama biraz yok ulaşamadım ona. Şimdi normalde yani bildiğiniz üzere yani otobüs modları yapıyoruz. Evet ama bu modlara da bir takım yol yapmak yani otogar yapmak yani dinleme tesisi yapmak için bu yola çıktık. Yani Umut kardeşimiz sağ olsun ilk önce onunla bu konu hakkında hani bir tanıştık. Yani Emirhan'la beraber yani bir takım hep çalışmaları vardı. Hatta şu anda da şey yanlış hatırlamıyorsam bir fix verdin galiba sen gene 1.42'ye doğru mu? Aynen. Umut. O vermiş olduğu fixe bile hala siz oyuncular yani oynuyorsunuz. Ama daha sonra onu daha bir yani realitize yani bir getirelim. İşte yani o gerçek map değil de hani ya yani o YKS'nin altyapısını yani kullanarak yani gerçek yani otogarlara ve gerçek yani bu dinleme tesislerini hani bir yapalım dedik ve öylece yola çıktık. Evet şu anda neredeyiz? Sizden onu bir dinleyelim. Neler yaptık? Evet Umut, sen başla. Şöyle de görsellerimizi Kızılırmaları yolunu gösterelim. yaptık. Esenleri yaptık abi işte yeniden. Yeniden modeli çizildi. Evet. Peronlar falan yeniden yapıldı her şey. Alt katları yeniden yapılıyor. Hı. Onun Şöyle de dışında... gösteriyorum ben ekrana. Yani bakıyorsanız burası yani peronun Üst kat sanırım direkt bu giriş. sağ taraftaki bölüm olması lazım burası. Yanılmıyorsam. Aynen. Kamil Girdi. Koç'un olduğu Aynen. tarafı tarafı. Evet. Kamil Koç'un Bu olduğu taraftan metronun taraf. tarafı. Aynen. Aha, aynen abi. Metron tarafı. O yani o İstanbul Seyahat'ın falan yani olduğu taraf bu yanılmıyorsa. Doğru mu ya? Aynen, Evet büyük evet. metronun olduğu yer orası abi. Aynen bu taraf metro bu tarafta evet aynen. Aha. Ya İstanbul otogarını biz çizdirmiştik. İlk başta yani o çizilen modelin yani bir sıkıntısı yoktu ama çok yüksek poli olmasından kaynaklı bir de alt katlarının yani olmamasından dolayı yani gözümüze pek hoş gelmiyordu. Onun için o modeli değiştirdik. Bunu baştan yani Fatih arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok uzun bir yani süreç verdi, çizdi. Yani Abdullah'la beraber şey yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yani onunla beraber hani bu kaplamaları falan hep yaptılar, Abdullah ve çalıştılar. Burak da vardı. Ha Burak da var. bu yani o Burak da vardı. Doğru, evet. Yani onlara da sonsuz çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten hani güzel bir işçilik çıktı ortaya. Tekrardan baştan yani convert dedik ve oyuna aktardık. Şöyle de burası da metronun tarafı. Evet, metronun yeri burada var zaten. Büyük tarafı. Gene aynı bölgede. Yani İstanbul Otogarı üst tarafı böyle. Bir de alt tarafına bir inelim. Bu da gece görüntüsü galiba. Evet, alt tarafı da abi Altlar daha yapılıyor. altlarda biraz daha iş var galiba değil mi Umut? Bayağı Bayağı. var. Ki buraya geçici olarak oturturduk. Üst tarafını hani biraz doldurduk. Şey olarak. Hı. Alt katlar hani daha geliştirilecek. Biraz hani FPS'e de bakaraktan kontrollü bir şekilde devam edeceğiz yapmaya. Anladım abi. Bu gişe neresiydi ya? Gere de kişiler abi. Gere de gişeleri. Metro dinleme tesisini geçtikten sonra Ankara sapağında. O dört divan diyorsun değil mi? O dört divanı Aynen. geçtikten sonra. Aynen. Karadeniz tarafına giden yol. Anladım. Bunu da Fatih çizdi. Fatih mi ki? Fatih çizdi mi bunu? Aynen. Bir de yani Düzce Emirhan'ın gişeleri böyle çekmiştir. şeyi var. Yani çalışmaları var. Yani sanırım burası da o bölümle Aynen, Gerede alakalı yeri yine. galiba değil mi? Aynen. Evet. Gerede ilçesinin bölümü buralar hep. Yani Emirhan'ın yapmış olduğu yerler burası. Şu gişe de güzelmiş ha. Onu yani o çizim mi o bu gişe? Aynen. Model olarak çizildi evet. Biraz belli olmuyor ama yani çıkınca göreceğiz artık.
Aynen. Evet, burada yani İstanbul'un, yani hani Esenler Otogarı'nın kuş bakışı gözü, yani o görünüşü. Cami buradaydı değil mi abi? Biz normalde onu bu tarafa mı koymuştuk? Yanlış koymuştuk galiba ilk versiyonda, doğru mu? İlk versiyonda yerini hatırlamıyorum ama hani İlk kor versiyonda buradaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. evet, Evet. doğru, sağ çapta ters tarafa koymuşsunuz diyorlardı aynı. Hı. Doğru. Cami, ondan sonra şu sol tarafta normalde Bauhaus var ama IKEA olarak değerlendirdik yani şey olarak. Orası Hı. aynen, evet, tam olarak. Evet. Orada bir de sol başta burada fotoğrafta abi hani giriş tarafı görünüyor. Hani o caminin paralel karşı tarafında direkt yukarı doğru çık, şey, devam et yukarı doğru. Kaplanlar Köşkü'nün olduğu bölüm. Evet, Aynen burası. orası. Aynen orada o bölümde hem otobüs parkı hem de Kaptanlar Köşkü mevcut. Anladım. Gene Bir de orada mantıklı. yine otogar ikonunu hani görüyorsun. O da hani hani şirketin ismi olarak hani yolcu taşıma moda olduğu için otogarlardan otogarlara yolcu taşıyabiliyoruz. Yolcu taşıma dedin de abi, o konuyla ilgili senden biraz bir şey istiyorum, bilgi istiyorum. Yani nasıl yolcu taşıyacağız? Normalinin hani bir tır sürüyormuş gibi hani gelip o yeşil ikondan görev alacağız. Hani orada şey hani il başına 8 görev gösteriyor sadece. Bunun hani üstüne çıkıyorlar mı bilmiyorum ama şu an hani ortalama 8 tane il gösteriyor. Bu Hı. 8 ilden tercihine göre alacaksın Dorse modunu. Mesela Esenler'desin şu an. Esenler'e geldin. Ben 56 ayrı noktaya yolcu hani dorsesi çıkabilir hani yolcu modu çıkabilir görevi koydum. Hani 56 farklı yerden görev alabilirsin şeyde Esenler'de. Ama toplam tek oyunun kendi kuralları gereği 8 senden fazla vermiyor. Yani o işte, navigasyonda gösterecek sana ne tarz çıktığını. Geleceksin, perona yaklaşacaksın. Normal perondan hani dorseni yüklüyormuş gibi yanaşacaksın. T Tepetine tuşuyla basarak. aynen dorseni alacaksın. Sonra normal trafiğe çıkıp götürüp ilgili il otogarında yolculuğuna başlayacaksın. Oradan tekrar yolcu olup başka yere bırakabilirsin. Bizim haritanın ilk versiyonu çıktığında bizim hani şu an yaptığımız iller işte Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kırklareli, ondan sonra Kocaeli, Bolu, Düzce, Ankara. Bunlardaki otogarlar hani gerçeğine uygun birebir. Oyunun diğer daha henüz bizim dokunmadığımız yerlerde oyunun standart işte hani standartında gelen otogarlarına bırakacağız. Hani gidip boş boş artık gezmeyeceğiz. Yaptığım en yeni çalışmadan bir tanesi bu zaten. Bu hani daha çok yeni. Hani tamamladım ben bu çalışmayı. Hatta bunu da hani son iki videomda sizlerle bu otogar bu haritayı tanıtmıyorum. Hani tekrar söyleyeyim bunu. Ben sadece aldım yani yaptığımız Esenleri ondan sonra TR-Extend ve Roextend haritasında oynayaraktan hani videoyu Esenleri gösterdim. Hani videonun giriş kısımlarında hani arkadaşlarımızı da hani otobüs Esenler'de nasıl bir hani bizi durumun beklediğini görmeleri açısından videolarımı da paylaştım. Çünkü hani bizim kendi haritamız şu an hani daha hani sunulabilir şekilde hazır olmadığı için hani birçok yerinde boşluklarımız var. Ya hani Evet. daha çalışmamız gereken hani sen kendi yayınlarında kullanıyorsun. Ben Bazen evet kullanıyorum. Evet. aynen Evet, işte doğru. hani işte Diyorum geçenlerde hatta, yok direğe belediye çarptılar yok sanıyorum. çalışmamış Evet aynen. Yani işte diye. senin daha hani test sürüşlerine bile yeni yeni başlıyoruz hani belli Evet. aşamalarda. Evet. Durum böyle hani daha henüz harita geliştirilme aşamasında hani yapım aşamasında videonun açıklama linklerinde de TRX'in adresini de koyuyorum, ROX'in de koyuyorum. Bizimkine koyamıyorum çünkü yapım aşamasında. Evet, Henüz daha evet. paylaşımı hazır değil. Evet ya, o geçenlerde çok komik oldu. Yan ekrandan şeye bakıyordum ben, yorum ekranına. Aynen. Meğersem yani belediye tam yolun ortasında bir direk unutmuş. Ben de yol düz diye yan ekrana hani kilitlendim işte, yani birileri falan hep yazıyor. Bir anda küt diye bir direksiyon bir sarsıldı. Dedim ne oluyoruz? Bir baktım yani kocaman direk duruyor önümde. Yani kimi zaman da işte sadece yol var, sağa solu bomboş, yani bir dünyadasın. Onları ben bilerek ben yayınlıyorum ki yani insanlar da hem görsün yani map'in ne durumda olduğunu da. Hani bu kötü bir durum değil aslında. Bence daha çok yani o samimi bir hareket. Yani en azından ne yaptığımızı yani gösterebiliyoruz ve neredeyiz şu an, işte şuralar buralar hani hep yapıldı, bakın yani buralar falan daha hala boşta ve yapılmadı gibisinden. Yani bir takım bir bilgi vermiş oluyorsun yani aynı zamanda da karşı tarafa.
Doğru muyum bu konu hakkında? Ya şey yanlış mıyım yoksa? Ben de katılıyorum aynen. Evet. Peki şu anda 40'lar 50'yi sanırım yani Önal Map'ten aldık. Yani Muhammed Önal'dan yani izin aldık sağ olsun bizi kırmadı. Aynen O evet. bizi sever. Biz onu çok yani onu çok severiz. Yani aldık kırdık koyduk kırdık diyorum pardon. Peki yani Önal Map'in o bölümü yani Burgaz'a bağlanıyor. Şey yanlış yok hatırlamıyorsam yani o bağlantılarını falan hep Tekirdağ verecek kavşağı. miyiz? Tabii de Tekirdağ oralar hani kavşağı. kusursuz olacak. Zaten hani Tekirdağ kavşağının en son işte hani Kuzey Marmara yolunun başlangıcı olarak da Umut biliyorsun hani işte bir hafta 10 gündür hani bir haftadır kavşağa çalışıyor sadece. Evet. Hani bir kavşak bir hafta sürüyor öyle söyleyeyim size. Evet. Hani o kısmı da Umut anlatsın hani şu an o da burayı. Aynen. O Bu kavşağı. sefer bayağı simetrik oldu orası. Özen gösterdim biraz. Tabellarına falan. Zaman aldı ama güzel oldu. Bitmek üzere zaten. %90'ı bitti o kavşağın. Evet, Bugün farkındayım. itibariyle. Onun haricinde peki Şu an ha. önemli yerler yapıldı. Şeyler kaldı. Otoyollara önem veriyor. Şu an oralar kaldı. Peki şey diyeceğim. Kaç tane il yaptık biz ya? Yani totalde kaç tane ilimiz oldu? Var Sayayım ben mı sana bir bilginiz? tane. Tamam. Hala şeyde çalıştığımız için editörde. Hani sabah 3'lere 5'lere kadar bu video çalışmaları Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara. Bir de Kırklareli var. Sayıyorum da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9 tane il Aynen. yaptık. Evet Bir 9 de tane ilimizde şu an için şey aktif durumda. Hani, tekrar söylüyorum. Otogarlarımız, yani orijinal otogarlar aktif durumda. yani anladım. Bir de şey diyordun sen yani Volkan abi bazı şehirlerin yollarını ve şehir işlerini yapmasak bile yani en azından bazı işte hani sırf otogarlarını koyalım diyordun. Daha sonradan şehri geliştiririz diyordun. Bunun hakkında yani bir şey söylemek istiyor Ya musun? öyle bir Mesela düşüncem var. Afyon. Aha, aynen hani mesela en son bildiğim kadarıyla hani bir Yozgat çiziliyor şu an hani bitmek üzere Yozgat. Afyon'a Fatih başladı mı bilmiyorum. Ben hani Afyon'u yaptırdım çünkü hani Fatih memleket Afyon. Afyon'da oturuyor. Hani ona da hani bir hani hafiften bir kıyak olsun diye kendini hani evindeymiş gibi hissetsin diye şey olarak hani dedim ben sen Afyon'a takılın da bunu da aktaralım. Hani öyle bir düşüncem var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani en azından hani otogarları koyalım. Daha sonra ilini değiştirdiğimiz zaman otogar hazır olmuş olacak. Çevresini Evet. yapar geçeriz diye. Hani en azından yolculuk modunda hani sefer atan bir kullanıcının gerçek otogara gideceğini bilmesi güzel olur. Güzel olabilir. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şu an hani çünkü Fatih'in de üniversite dersleri biraz ağır geçiyor şu an için. Hani yapabilir miyiz bilmiyorum. En azından ilk versiyonda olmayabilir ama ikinci, üçüncü versiyonlarda hani değişen illerin yanında bunlar da gelebilir. Anladım. Hani Peki. haritanın yönelimi şu an onu da söyleyeyim. Hani Karadeniz'e doğru. Karadeniz yapılacak. Hani Marmara'dan Karadeniz'e geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Anladım. Peki. Daha demin 9 tane il saydın şey yanlış hatırlamıyorsam bunu ilk versiyonda biz servis edebiliriz değil mi? Yani Evet. toparlandıktan sonra sanırım ilk parttaki var olacak olan sadece sırf 9 ilimiz var şu anda. Aynen. Yani işte Tekirdağ o kendi satın otogar koyduk oraya sadece. Yani zaten kendi ili var. İstanbul bilakis aynı şekilde. Kocaeli'yi koyduk. Ondan sonra Düzce, Sakarya, işte Bolu. Sadece Evet. Sakarya'da yani 180 civarında bir toparlamamız gereken birkaç yeri var. Bolu hazır, Ankara hazır. Esenler işte 180 civarında. Hani alt kat ve işte sağında sonunda giriş hiç yapılmadı zaten hani şey olarak. Alt katında yapılması gereken yerler var. Ben hani şey olarak rastgele demeyeyim de hani kabaca hani dizdim sonra hani haritanın devamlı kalan kısmına devam etmek için mecbur bıraktım orayı yani daha sonra artık İstanbul'da ilgilenecek arkadaşlar bakacaklar oraya hani bu katta araların hepsini doldururuz otobüste muhtemelen diye düşünüyorum üst katlarda sıkıntı yok üst katlar hani zaten işte sağ olsun Umut hani çizmenin yanında konvert ederek de bize bunu hazırlayarak şey yaptı hani gece işte bütün hani panoların lambası yanması vesaire mükemmel bir destek oldu bence hani
güzellik açısından. Kendisine Hı-hı. teşekkür ediyorum burada. Bu haritaya katkıları bence çok fazla. Evet, Ne bence demek de. abi hepimizin. Senin de var. Ya bir benim yok Tabii tabii galiba var. peki. Sen de Herkes test ediyorsun var. şey, bu işte ortadaki direkleri bulacaksın, çarpacaksın, biz de onları kaldıracağız. Değil Senin görevinde olacak o yani. Doğru diyorsun Tester yani. olarak. Yani araba vuracak sağa Yani sola çünkü falan. ben bu haritayı test etmiyorum. Ben Hı-hı. haftada bir gün video çekiyorum. Bir günde video yayınlıyorum. Onda kendime hazırladım. Haritamda yapıyorum. Yani bu haritaları, yani bu haritayı ben oturup hiç kullanmadım. Yani durum böyle maalesef. Peki Umut, sana sormak istiyorum bir Efendim abi. soruyu. İlk servis edeceğimiz versiyonu, bir zaman tarihi istemiyorum ama yaklaşık, hani sırf afaki bir süre, işte 2 hafta, Bir üç ay. hafta, bir ay gibi. O bir ayda tabii ki o geçebilir diyorsun ama, değil mi? Onu da bir parantezle bir belirtelim. Bir Ekstra bir ay. şey çıkmazsa, evet. Bir ay diyorsun. Yani buradan da o zaman müjdeyi verelim. Bugün ayın 17'si. Yani 10. ay. 11. ay. Belki de bilmiyorum. Belki yılbaşına kadar, yani sürer mi sürmez mi onu da bilmiyorum. Çünkü yeni bir şeyler de bulduk aslında bakarsan. Yani ki Volkan abi biliyor onu. Gerçi onu daha sonra konuşuruz. Yani bazı şeyleri hep oturtmuş. Yani Volkan abi bu arada. Umut. Biliyorum, haberim var. Bir kontrol etmemiz de lazım. O olursa zaten çok çok güzel olacak. Doğru mu? Aynen. Yani kısacası Dün gece 3.30'a şöyle. kadar uğraştım ha. Dün gece 3.30'du. Hani artık gözlerim dayanmıyordu. Evet. Hani bıraktım, yattım. Sabah kaldığım yerden devam ediyorum aynı şekilde. Peki sen ne İnanılmaz zaman düşünüyorsun harcıyorum. Volkan abi? Map, yani map hakkında. Yani Bitmesi map... çok yakın mı? Artık hani yok, servis etmemiz gerekli mi? Yani vakti geliyor mu diyorsun sence? Ya olacaktır tabii mutlaka. Hani 1.42 içerisinde hani şey olacak, hani bak, biz hani tek şunu vaat etmiyoruz, bakın tekrar hani mükemmel bir Türkiye haritası vaat etmiyorum ben. Çünkü ben YKS'nin üzerinden gidiyorum. Hani 81 il Türkiye şey olarak 61 il, yani 61 illik kaç tane YKS. oyunda, hani kaç tanesini, 9 tanesini, hani 9 tanesini biz 6-7 tanesine şu an hani daha dokunabildik. Hani bu yıllar alacak bir çalışma. Ciddi Evet. anlamda böyle. Yani çünkü bizim sayımız çok az. Umut var, Emir var, ben varım. Hani ben işte sabah 8.30 akşam 6 çalışıyorum. Hani evde çocuk var, hanım var. İşte ayırabildiğim zaman çok kısıtlı. Umut'un işte dersleri var. Ondan sonra Emir'in okulu var. Evet, evet, Hani evet. fırsat buldukça, hani o yüzden ağır işte modelci, işte hani Fatih konusunda işte dedim ya, okuyor, dersler var. 2-3 gündür ben hani aynı ortamda görüşmedim bile. Anlatabiliyor muyum? Hani gerçekten yoğun olarak okul döneminde biraz hani bu işler yavaşlayacaktır. Ama Evet. en azından bunu tekrar söylüyorum. Siz haritaya sahip olduğunuzda bütün illerde yolcu taşıyabileceksiniz. Bu bence önemli. En önemli bu. Evet, Hani boş boş bence de. gezmeyeceğiz yani. Evet, kesinlikle abi. O bence de çok önemli bir durum. Evet, doğru diyorsun. İnşallah ya, bakalım hani neler yapacağız. Bunu hep birlikte zaten hani hep göreceğiz. Ya biliyorum hani, yani şu anda sizlere döneyim ben, seyirci ve bizi, hani sırf izleyici ve takipçilerimize. Çok soru geliyor. Çok yoğun sorular geliyor. İşte ne zaman bitecek? Ne yaptınız? Hala bitmedi mi? Ya bir şey yok, yapamadınız. Hala dercesine sorular geliyor. Biliyoruz. Biz de çok istiyoruz seninle. İşte yok, servis edelim yani, bir an önce çıksın. Yani gitsin. Yani bir insanlar da hani bir görsünler. Ne bileyim yani, birazcık gezsinler ama maalesef olmayınca da olmuyor. Yani Project Türkiye'yi şu anda evet hani sık kullanabiliyorsunuz. Yani amma eksik, amma yarım. İşte yani para vermek zorunda kalabiliyorsunuz belki, yani o verdiğiniz yani o paranın da yani o tamamını hani yok karşılamıyor zaten, map yarım bir şekilde. Biz gene diyorum yani paralı mod satmıyoruz, bizim sadece web sitemizde yani bu destek sırf amaçlı. Eğer yani gönlünden ne kopuyorsa, yani şey, destek olmak sen istiyorsan oradan modu sen satın alabiliyorsun ama bizim her modumuz hep free ve ücretsiz. Yani 9 liralık bir oyun için bence modları zaten yani ücretli satmak da pek mantıklı gelmiyor bana.
Bittiğinde zaten hani paylaşacağız. Doğru muyum? Yanlış düşünmüyorum değil mi? Abiler, Yok arkadaşlar. hayır. Yani zaten öyle Normal. olacak. Hani niye hani sadece kendim oturup oynamak için o saatlerimi map yapmıyorum. Tabii Herkes canım. yararlansın diye yapacağız. Tabii canım, tabii. Ya bu arada bir konu geldi aklıma. Yani unutmuştum konuyu, biliyor musun? Ya şey, Volkan abi. Bir tane bir YouTuber kardeşimiz var, tanırsınız. Kendisi artık bu akşam illallah dedirtirdi bana. Yani illallah dedirtirdi. En sonunda vereceğim ben ismini. Yani WhatsApplaşıyoruz, hani konuşuyoruz. Yeri geliyor işte, yok telefondan yok konuşuyoruz. Ha, sağ olsun, yani bu, yani bugüne kadar yaptık modları, ona gönderdik. Aldı işte, yok yayınladı falan fişmeken. Sağ olsun, yani emeği var, ben hiçbir zaman için yok diyemem. Ama bugün yani onun gözünde çakal olduk. Bence çok ayıp bir tabir. Gerek yok böyle şeyleri. Şu map için gerek yok. Yani bu videoyu zaten ben çekecektim. Yani birkaç gündür böyle hep aklımdaydı. Onun baskısı da böyle bir şey oldu. Yani ekibimizden bir arkadaşımıza yani özelden yazıyor. İşte map'i bir saniye. Telefonumdan bakacağım. Otogar için son 48 saat. Yani Hakan abine söyle, bir daha asla istemem. Asla videosu gelmez. Senin emeğine bakar göz at, senin emeğine bakar göz atarım, o ayrı gibisinde. Son 48 saat diye tehditkar bir zorbalık. Ondan sonra yani bir ekibin yaptığı bir projeye, yani bir çalışma saati tanıması. Ondan sonra yani düzeni bozmak ve zorbalık yapmaktır bunun adı. Kendisiyle WhatsApp'tan tekrardan yani iletişime geçtim ben. Dedim yaptığın yanlış, daha hala beni suçlu hani çıkarmaya şey yapıyor, tamam bak çalışıyor. İşte ona buna verdin, yani ona buna verdin dedin de işte keza Volkan abi yüzü burada, adam zaten kendi yaptığım map'te hani videosunu yapıyor ve yayınlarını bak yapıyor. Kendisine ayrıca hani yapmış olduğu işte üçlü map'te açtı bitmiş diyor. İşte yok Esenler bitmiş diyor. Hala göndermiyorsun. Ya bitmedi. Map bitmedi. Ben oldu bitti diyorum ki bak, map biter. Testleri yapılır. Eksikleri varsa onlar yapılır. Map bittikten bir hafta kala biz paylaşmayan, yani bir hafta kala ki YouTube camiasına servis ederiz. Öyle değil mi Volkan abi, Umut? Yani evet, genelde öyle Bilmiyorum. yapıyorsun. Yani. Bütün. Hatta ben otobüsleri herkesten sonra alıyorum. Evet, senin o iç sehpaların falan hep silindiği için sen biraz gece kalıyorsun. Doğru diyorsun. Ben her zaman öyle ben yapıyorum. Bak benim bir modum, yani çıktığı zaman bütün hani hep YouTube ben camiasına ben mesaj yazıyorum. Diyorum ki bir tane modum var. Bitti. Bana gün verin. Hani sen bunu işte yok hangi gün sen yayınlayabilirsin diyorum ki bunu keza ben özellikle hani yani ben Hilmi'ye çok diyorum. Ben Hilmi Şahin'e de buradan yani selamlar olsun. Ona söylüyorum. Baba diyorum bana gün ver. Yani hangi gün boşsun? Baba diyor şu gün boşum. Ben yani ona göre kendimi topluyorum ve bütün hep dağıttıklarıma da işte şu gün saat 10'da, bugün saat 10'da tamam paylaşılacaktır diye yani bütün herkesi ben örgütlüyorum. Ve tabii bu verdiğim de 3 gün, 5 gün yani bir hafta sırf öncesinde var oluyor modu. Hani verdiğimde. Ya zaten yani erken erişime sahip olacaksın ama böyle şeylere gerek yok. Yani çakallık yapmayın demeye gerek yok. Yani çok garip. Gerçekten çok üzülüyorum. Murat Arda Güldiken kardeşime buradan selam olsun ama bunu yapma. Zaten mod çıktığında İlk servis edeceğim hani sırf kişilerden, yani birisi de sensin. Ben bu akşam çok üzüldüm. Gerçekten benim ekibimin ve çalışmasına verdiğin saate, yani kusura bakma lütfen. Hiçbir kimse, hiçbir ekibin mod çalışmasına 48 saat veremez. Kimsenin böyle bir lüksü yok. Var mı çocuklar, abiler? Varsa söyleyin, ben de hani yok Bitecek bir şey bileyim yok ki. yani. Hani 48 saatte bitecek bir şey yok maalesef. Böyle bir durum yok ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben yani o konuşma sırf SS'i geldi bana. Ben şok oldum yani, şokum.
Lütfen Murat Arda Güldüken, buradan sana sesleniyorum. Bunu da söylemek zorunda kaldım artık. Çünkü sana yani sürekli bekle, bekle, olmaz. Sen dedin 100 beygire veriyor, şuna buna veriyor. Ya 100 beygir dediğin adam, yani o Yiğit abi, yani o her zaman hep bizimle ve bizimle beraber var olan, gerek tester, gerek sırf hani yani o ekipte var olan bir kişi, yani bir isim. Berkan Demir de yani keza öyle. Zaten yani Volkan abi de yani o map'in kendi sırf içerisinde, yani map'i kendi yapıyor zaten yani adam. Yani onun için lütfen bu konuda bir yani bir açıklık gelmesi lazım artık. Ben çok sıkıldım. Hani çirkefleşmek, çakallaşmak diyeyim. Gerek yok böyle şeylere. Yani sana bugün de hatta WhatsApp'ımdan yazdım. Bu ne münasebet ya diyorsun. Ben işte sen iyi misin diyorsun. Diyorum ben gayet çok iyiyim. Hani senin bunu yapma gibi bir hakkın yok diyorum. Mod çıkar. Yani bir hafta sırf öncesinde sana servis ederiz. Yani bu kadar basit. Neyse. Evet abiler ve kardeşler, var mı yani bir söyleyeceğiniz ve hani sırf ekleyeceğiniz bir şeyler? En kısa zamanda video diyorum. Map'e kullanıcıları kavuşturmak dileğiyle. İnşallah ya. İnşallah Evet. canım ya. Umut diyeceğim bir şey var mı abi? Çok az kaldı. Biraz daha beklesinler. Yapacak bir şey yok. Yani biraz öyle oldu, evet. Biraz daha bekleyin. Yani güzel şeyler var olacaktır. E o zaman kendinize iyi bakın. Yani hoşça kalın ve dostça kalın. Bay bay.